kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısında Suriye'de yaşanan olayların ülkemiz ve bölge ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz yansımalar damgasını vurdu. Afan dergisiyle alakalı. Suriye'de yaşanan olayların diyalogla çözülebileceğine dikkati çeken İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, yaşanan nice tarihsiz olayı görerek buna engel olamamanın üzücü bir durum olduğunu ifade etti. Komşu ülke Suriye'de binlerce insanın sebebi her ne olursa olsun yaşamını kaybetmesinin önüne geçilmesi için gerekli olan tek unsurun diyalog ve demokratik bir anlayış olduğunu kaydeden Yılmaz, çözümün diyalogtan uzak silahların konuşturularak aranıyor olmasının ise son derece üzüntü verici bir durum olduğunu söyledi. Trajik tarafı, bu silahları üreten ve satan ülkeler savaşa ve ölümlere sitem edip yeni savaşların ancak bunun önüne geçebileceğini iddia etmektedirler. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Suriye'de bir iç savaşın önüne geçmek amacıyla yapılması planlanan müdahalenin enerji ve doğal kaynaklar koridoruna bir hakimiyet sağlamaktan başka bir amaç taşımadığını da öne sürerken, yaşanan sorunların çözümü için gerekli olan tek şeyin insani değerlere önem veren bir anlayışla diyalog mekanizmasının harekete geçirilmesi olduğunun da altını çizdi. Suriye'deki bir iç savaşın önüne geçmek amacıyla yapılması planlanan bir müdahale aslında enerji ve doğal kaynaklar koridoruna bir hakimiyet sağlamaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Başkan Yılmaz'ın ardından söz alan 16. Meslek Grubu Meclis Üyesi Serdar Çotula ise Orta Doğu'da yaşanan olaylar ve ekonomik gelişmelerin turizm sektörüne etkileri hakkında bilgiler verdi. Suriye'de yaşanan olayların özellikle Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve sınır illerini olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi. Yıllarda huzur ve barış içinde yaşanan sorunsuz bir kent olarak anılırken son yıllarda sürekli artan terör olayları, patlayan bombalar, protesto olaylarında yaşanan talihsiz ölümler ve orman yangınlarıyla anılmaktadır.